Kanal T'den merhaba. Sektörün aynası ekibi olarak Eskişehir'de Rahmi Yavaşoğlu'nun konuğuyuz. Rahmi Bey günümüzde kaybetmeye başladığımız değerlerden birisi. Kendisinin artık fazla bilmediğimiz bir mesleği var. Yün tarakçısı. Az sonra Rahmi Bey ile yün tarakçılığı üzerine sohbet edip bu meslek hakkında bilgiler alacağız. Rahmi Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Rahmi Bey, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet, 1928 doğumlu. Mesleğim yün tarakçısı. Eskiden elle tarıyorlardı yünü. Şimdi makineli tarıyoruz. 1830 modeli Amerikan yapısı elimde mevcut makine var. Elektrikle çalışıyor. Evet. Onu hala hazırda çalıştırmaktayım. Günümüzde artık azalan bir meslek, tarakçılık. Çok uzun yıllardır bunu yapıyorsunuz. Evet, 70 senedir onu yapıyorum. Evet. Küçüklüğümden beri. Daha sonra düşündüm, taşındım. Tarım aletleri üzerinde hoşuma gitti. Köylerden, kasabalardan topladım. Elimde mevcut 3 takım var. Bir takımını Eskişehir Ziraat Fakültesi'ne bağışladım. Hı-hı. Diğer 2 takım daha mevcut depomda duruyor. İstek olursa belediyelere veyahut park bahçelere de olabilir. İstek olursa onları da satacağım. Evet. Son yıllarınızı artık tarım aletlerine ayırıyorsunuz. Bunları köylerde gezip topluyorsunuz. Hala depomda mevcut. Evet. Topladıklarınızın bir kısmını da Osman Gazi Üniversitesi'ne bağışladınız. Evet, çok güzel. Bağışladım. Onları da müzeye yapacaklar. Kasım ayından sonra müze faaliyete geçecek. Evet. Bunun için bu ekibinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Sayenizde biz böyle bir mesleği tanıdık. Vesile oldunuz. Çok memnunuz o anlamda. Elbette oldu. Evet. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Peki son olarak şu anda bizi izleyen, sektörün aynası izleyenlerimize veda ederken neler söylemek istersiniz? Bunu ben topladım. Gelecek nesillere armağanım olsun. Manevi, maddevi tarafımdan herkese teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, biz Rahmi Bey sayesinde yün tarakçılığı mesleğini tanıdık. Artık belki de unutmaya başladığımız antika değeri taşıyan tarım aletleri konusunda sohbet ettik. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.